27 Şubat 2015 haftanın ve Şubat ayının son yeşil bülteniyle karşınızdayız değerli izleyenler. Cuma günündeyiz, malum hafta sonu geliyor. Hafta sonunda İstanbul için pek çok eylem var. Bunlardan birkaçına değinelim istedik ilk olarak. Hafta sonu çevre ve ekoloji mücadelesinde öne çıkan eylemlere bir bakalım. İstanbul'da kent hareketleri ve hayvan özgürlüğü savunucuları yarın saat 13'te Vezneciler'de buluşup İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni protesto edecek. Belediyenin inşa ettiği Kısırkaya Hayvan Barınağı ve Pendik'te inşa edileceği duyurulan dev tesislerin işler hale gelmesiyle sokak hayvanlarına yönelik sistematik şiddetin artacağı belirtiliyor. Çağrı'da doğanın işgali ve kentin talanını, rant projelerini protesto etmek için cumartesi günü Vezneciler metro çıkışında buluşup Saraçhane'deki İBB Başkanlık Binası'na yürüyerek basın açıklaması gerçekleştireceğiz ifadeleri kullanıldı. Birlikte iklim için kampanyası İstanbul'da yarın yola çıkıyor. Kampanyanın başlangıç etkinliği ve ilk basın toplantısı imzacılarının da katılımıyla yarın saat 13.30'da Cihangir'deki Tatavla sahnede yapılıyor. Geçen yıl Eylül'de New York'ta 400 bin kişi, tüm dünyada milyonlarca insan iklim değişikliği konusunda devletlere artık gezegen için harekete geçin demek amacıyla sokağa çıkmıştı. Bu yıl Aralık ayında dünya hükümetleri yeni bir iklim anlaşması için Paris'te toplanıyor. Ve bu anlaşma öncesi dünya halkları da iklim için sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Sarıyer Kent Dayanışması pazar günü saat 14'te Zekeriyaköy ormanına temizliğe gideceklerini açıkladı. Temizlik, dayanışmanın uzunca bir süredir ormanda yapılaşmaya karşı verdiği mücadelenin sürdüğünü bir kez daha göstermek ve yapılaşmaya izin verenleri bir kez daha uyarma amacı taşıyor. Sivas'ın Kangal ilçesi sınırlarında Bakırtepe siyanür tehdidine 2 yıldır direniyor. Bakırtepe Çevre Platformu 2013 yılının başından beri sürdürdüğü siyanürlü altına karşı mücadelenin geldiği son durumu aktarmak için 1 Mart 2015 Pazar saat 14'te İstanbul Nakkaştepe'de Koç Holding'e bağlı Demir Export önünde bir basın açıklaması yapacak. Yarın mutlaka yaşayacağımız bilinciyle hareket ediyoruz. Biz şunu her zaman söylüyoruz ki Bakırtepe... Evet değerli izleyenler, haftanın ve ayın son yeşil bülteni dedik. Şubat ayını kapatırken artık üçüncüsünü yapacağımız ve bir gelenek haline getirmeye çalıştığımız bir konuyu yine bu stüdyoda konuşuyor olacağız. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları ÇEHAV'ın gündemini alıyoruz. Her ayın sonunda ÇEHAV avukatlarından biri burada aramızda oluyor yahut telefonla konuğumuz oluyor ve Şubat ayının, geçtiğimiz ayın gündemini ve gelecek aya devreden konuları aktarıyor bizlere. Bu ayki konuğumuz avukat Deniz Gedik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Evet, dilerseniz derleyip toplamışsınızdır ÇEHAV'ın gündemindeki konuları. Çevre ve Şehircilik, Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları belki bir kez daha tanıtmak gerekirse izleyicilerimize pek çok ekoloji mücadelesinin hukuki ayağını da yürüten, hukuki mücadeleyi sırtlanan avukatlar ve hukuki mücadelede Çevre ve Ekoloji Hareketi için önemli bir gündem maddesi olarak karşımızda duruyor diyelim ve tamam, bırakalım size sözü. Buyurun. Tamam. Aslında ben de bahsettiğiniz çağrıyla başlama planı yapmıştım. Kısırkaya ve Pendik'teki toplama kampları ile ilgili yarınki yürüyüş vardı aklımda, ondan başlamak. Onun dava sürecinden birazcık bahsedeyim. Bu ÇEHAV olarak yürüttüğümüz bir dava değil ama uzaktan takip ettiğimiz bir dava. Bizden önce başlamış bir dava. Hayvan Haklarını Koruma ve Geliştirme Derneği yürütüyor. Maalesef yürütmeyi durdurma talebi reddedildi. Aynı şekilde bir başka çağrı da yarın Don Kişot'ta Kobane'nin yeniden inşa platformu için yapılıyor. O da ekolojik temelde bir şehrin, yıkılmış bir şehrin nasıl yeniden inşa edilebileceği üzerine demokratik bir tartışma yürütülmesi amacıyla planlanıyor. Aynı saatte, maalesef saat 1'de Don Kişot'ta onun da toplantısı var. Çağrıyı da buradan yapmış yoğun olayım. Yoğun bir gündem var. Evet, yarın yoğun bir gündem var. Ve iklim için de var yine. Onları da zikretmiş olalım bir önceki benim zikrettiğim haberde şeyde, haberde de bahsettiğiniz üzere. HES'lere gelecek olursak, Muğla Kargı HES davasında olumlu bir karar aldık.
Bölgenin duyarlı yöre olduğu ve endemik türlere dair gerekli araştırmanın yapılmadığı gerekçesiyle HES projesi iptal edildi. Bu yani bizim açımızdan çok kıymetli bir karar. Yine HES'lerden devam edecek olursak Gümüşhane Torul Alın Yayla köyündeki HES raporunu olumlu aldık. Oradan yakın zamanda iptal bekliyoruz. Yine bilirkişi raporunda yeterli incelemenin yapılmadığı ve oradaki korunması gereken unsurların proje tanıtım dosyasında yeterli ölçüde ele alınmadığına dair görüş belirtildi. Yine ÇED raporuna ilişkin açılmış bir davaydı. Aynen, evet. ÇED raporuna ilişkin açılmış dava. Yine aynı şekilde Erzurum İspir Çamlıkaya sınırındaki Hunut HES'e dair de olumlu bir rapor aldık. Kısaca bu dosyadan bahsetmek istiyorum. Daha önce ÇED gerekli değildir kararı verilmişti. Onu iptal ettirmiştik. Şu anda ÇED olumlu kararı aldılar. Bu dava ona karşı yürütülen bir dava. Yani takip ettiğimiz, başından beri takip ettiğimiz bir dava. Yine Devrek Çayaltı HES'te imar planına karşı dava açmıştık. Ona karşı bir yürütmeyi durdurma kararı aldık. HES'lerden devam ediyorum. Mesudiye Murat HES'e dair kısmen kabul, kısmen red kararı aldık. Bu biraz enteresan çünkü ehliyet red kararında köyden bir kadına evlendiği gerekçesiyle ehliyet red verilmiş durumda. Evlendiği için kütüğü değişmiş, kütüğünüz bu köyde değil artık, dolayısıyla dava açmaya menfaatiniz yoktur diye reddedilmiş. Bartın Termik Santrali'nin davaları devam ediyor. Maalesef parçalı alınıyor onların HES'leri, pardon, onların ÇED raporları ve incelemesi parçalı olarak yapılıyor. Her bir parçası dava konusu edildi ama kümülatif olarak maalesef ele almıyor idare bunu. Ya bir öncekinde takıldım aslında, bölmek de istemedim ama çok ilginç bir durum. Evet. Mesudiye'de yaşandı, öyle mi? Evet. Kütüğü orada olmadığı için mi dava açılmadı? Evlendiği zaman zaten kadının kütüğü mecburen kocasının kütüğüne taşınıyor. Ama hani orada doğmuş büyümüş bir kadın, dolayısıyla evlendikten sonra kütüğü orada olmadığı gerekçesiyle dava da açamıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Yani bize göre olamaz. Ama reddetti mahkeme davayı. Mahkeme o kişi açısından ehliyeti reddetti. Yani bizim başka davacılarımız da var. Dolayısıyla bir kısmi red söz konusu. Dava devam ediyor. Ancak böyle enteresan bir gerekçe var. Peki. Pek çok böyle ilginç olay yaşanıyor. Böyle yani ilginç neredeyse olay. Yani üçüncüdeyiz. Her seferinde bir enteresan olay geliyor. Doğru. Çehal'da. Doğrudur. Doğrudur. Zaten yani bize göre davalarımızda savunduğumuz nokta herkesin, Türkiye'nin her yerinde, hatta dünyanın her yerindeki ekolojiye dair meselelere dava açabiliyor olması. Yani Akkuyu'da bir proje var. Ona karşı ben İstanbul'da yaşayan, Yunanistan'da yaşayan, Suriye'de yaşayan biri olarak dava açabilmeliyim. Bizim savunduğumuz şey bu. Çünkü bu projelerin etkileri, gerek HES'lerdeki yeraltı havzası, gerek nükleer atıklar, gerek başka etkiler yalnızca o bölgeyle sınırlı değil. Bu çok önemli bir aslında hukuki mücadele alanı da sanıyorum. Çünkü bir aslında ekosistem hukukundan bahsettiğimiz zaman en üst aşamada bir dünya ekosisteminde yaşıyoruz hepimiz. Evet. Ve dünyadaki her ekolojik krizin etkisinden veya ekolojik bir saldırıdan da etkilenenler içerisinde olmalıyız galiba. Ama yani, böyle bir hukuk yok. Türkiye'de yok, dünyada da yok sanırım. Evet, Türkiye'de hani bunun kabul edilebilmesi için yıllardır süren bir mücadele var. Ehliyet bahsi normalde sadece menfaati olanlar, yani hak ihlali aranmıyor. Ama menfaati Danıştay dar yorumluyorken çevre konusunda bunu yavaş yavaş genişletmeye başlamıştı ki son yıllarda aldığımız kararlarla bu maalesef geriye gidiyor. Mesela artık baroların ehliyeti yok kabul ediliyor. Oysa bir hukuka uygunluk savunusu olarak baroların dava ehliyetinin kabul edilmesi gerekiyor bizim görüşümüze göre. Ancak maalesef Danıştay bunu daraltma yönünde bir adım atıyor diyeyim. Peki, bölmüştüm ben buyurunuz. Yine aynı şekilde Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatlarının büyük bir çoğunluğunun vekaletiyle açılan İzmir Karaburun Sarpıncık RES davası var. Rüzgar Enerji Santrali.
ÇED olumlu kararı 28 Ocak'ta ilan edilmişti. Yeni bir karar. Ya ben birazcık bölgeden bahsetmek istiyorum. Aslında bu yani Bartın Termik Santrali ile şöyle ilişkili. Parçalı olarak ele alınıyor bütün bir proje. Yani mesela Karaburun Yarımadası'ndaki her bir RES üretim lisansı için ayrı bir değerlendirme yapılıyor ve kümülatif bir araştırma yoluna gidilmiyor. Mesela şu anda Karaburun'da üretim lisansı verilmiş 6 tane RES var. Kulağa hoş geliyor, 6 hiçbir şey değil gibi geliyor. Ancak hali hazırda dikili 115 tane türbin var. Ve mesela üretim lisansı verilen bir projenin içindeki türbin sayısı 166. Dolayısıyla aslında 6 RES dediğiniz zaman bölgedeki, yarımadadaki, dar bir alandaki rüzgar enerji santrali sayısı 234'e kadar çıkıyor. Ve bunların teker teker ele alınması aslında bütün bölgede planlanan yapının etkisini tam olarak görmemizi engelliyor. Oradaki 50 tane RES'in etkisi farklı, 234 tane RES'in etkisi farklı. Bunlar maalesef değerlendirilmiyor, birlikte ele alınmıyor. Aslında bir diğer yani hani kümülatif etki diyorsunuz galiba, onu da altını çizmek lazım. Karaburun biraz zor ulaşılan dar bir yola sahipti. O türbinleri taşımak için önemli büyük bir karayolu yaptılar Karaburun'a. O da ciddi bir doğa tahribatına ulaştı. Pek çok yerde de aslında benzeri yaşanıyor. Yine İzmir'de başka bir nokta vardı, Bodrum'da başka bir nokta vardı, Çeşme'de keza. Rüzgar santrallerinin böyle bir etkisi de var. Dar, birazcık daha sapa yerlere yapılıyor ve oralara dar yollardan ulaşıldığı için yolların genişletilmesi gibi bir ön çalışma, bir otoyol ve otoyolun beraberinde gelen aslında yapılaşma da yine keza ve otoyolun beraberinde gelen bir doğa kıyımı da yaşanıyor bu süreçlerde. Aynen öyle. Aslında ondan ben birazcık sonra bahsedecektim. Yunanistan'dan bir örnek vererek bahsedecektim. Ne güzel. Siyanürle altın aranan bir yerde, Yunanistan'ın çok güzel yeryüzü cenneti bir yerine Yunanistan'ın en güzel otoyolu yapıldı. Yani orman mahvedilerek yapıldı ve yani oradaki köylüler falan bununla dalga geçiyorlar. Hani bu yol nasıl, biz Atina'ya gidemiyoruz rahat rahat, Selanik'e ulaşamıyoruz. Niye bizim dağımızda böyle bir yol var diyerek. Bütün o siyanürle altın araması için kullanılan araçların geçebilmesi için, işçilerin büyük otobüslerle daha rahat taşınabilmesi için çok güzel bir asfalt yapıldı oraya. Yolların, evet, böyle bir etkisi var dediğiniz doğru. Siz de çözemeyecek gibi duruyor bu sorunları şimdilik galiba. Ona birazdan geleceğim. Tamam, işte atmayayım peki. Ne demiştik? RES demiştik, kümülatif etki. Karaburun kümülatif etki demiştik. Yolların yanında dediğiniz yine bence çok ciddi başka bir etkisi var. Orada bu kadar kurulu enerji gücünün olması o bölgeye endüstriyel bir nitelik kazandırıyor. Dolayısıyla orada enerji birikiminin olması orada endüstriyel faaliyetin gelişmesine sebep oluyor. Bunun en net örneğini, en yakın örneğini maalesef Ali Ağa'da gördük. Yani yine deniz kenarındaki güzel bir kasaba olan Ali Ağa ve Foça, Gencelli çevresi. O bölge yaklaşık 15 sene gibi bir zaman diliminde maalesef bir çöplüğe dönüşmüş durumda, bir felakete dönüşmüş durumda. Ben küçüklüğümden hatırlıyorum, 3 yaşındayken yalnızca bir hurdalık vardı. Sonra galvaniz fabrikaları açıldı, demir çelik fabrikaları açıldı, yeni bir liman yapıldı. Ve bunların hepsi oradaki enerji santrali birikimiyle beraber geliyorlar aslında. Bu ciddi bir sorun benim gözümde. Yani oranın tarımsal niteliği bu şekilde aşındırılıyor ve endüstriyel bir yapı haline geliyor. Tabii bütün bunlar yapılırken ne birinci derece doğal sit alanı olması umursanıyor, ne kuşların göç yolları dikkate alınıyor, ne de gürültü riski yeterince değerlendiriliyor veya aynı şekilde gölge titreşimi, Türkiye'de mevzuatta bile olmayan gölge titreşimi dikkate alınıyor. Bunlar sıkıntılı. Peki. Pek çok daha sıkıntıyı. Ben görebildiğimi aktarmıştım. Sizde çok daha fazla sıkıntı varmış. Evet. Evet. Yine İzmir'den devam edecek olursak Ali Ağa Çevre Platformu'nun ilgilendiği bir dava vardı. Yine Ali Ağa bölgesindeki gemi söküm tesislerinde Angola açıklarında 1979'dan bu yana ham petrolün işlenmesi için kullanılan bir gemi söküm için Ali Ağa'ya getirildi. Maalesef Basel Konvansiyonu çerçevesinde yola çıkmadan önce alması gereken izinlerin belgelerin hiçbirini göndermeden
bu süreç başlatıldı. Aynı şekilde bakanlığa sorduğumuz zaman bizim herhangi bir bilgimiz yok. Karasularına geldiği zaman işlem yapılacak gibi bir yaklaşımla karşılaştık. Oysa gemi daha önce Girit açıklarında dolaşıp demirleyecek yer bulamamıştı ve hani aslında Türkiye karasularına gelmesi için yapılması gereken incelemelerin yapılmadığını görüyoruz. Gemi sökümüne başlanmadı değil mi? Gemi sökümüne henüz başlanmadı ama gemi Ali Ağa açıklarında demirli bulunuyor. Ve hani sökümü durdurabilecek şu anda herhangi bir idari işlem maalesef yok. Ama bir davası var sanıyorum. Buna dair bilgi edinme başvuruları yapıldı, dava açılacak. Peki. Yine İzmir'den vahim bir durum. Gazi Emir Karabağlar tarafında yıllar önce kurşun atıklarıyla karşılaşılmıştı. Ne olduğunu kimsenin bilmediği bir alanda. Biraz araştırıldıktan sonra aslında bunun Türkiye'ye girişi yasak nükleer enerjinin üretiminde kullanılan çubuklardan olduğu görüldü. Bunların ülke sınırlarını geçmesi ciddi sorun. Uluslararası ve iç hukuk mevzuatıyla düzenleniyor. Ancak herhangi bir izin olmaksızın girişi yapılmıştı Türkiye'ye. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin de davacı olduğu, aynı zamanda Ege Çep'in takip ettiği bir suç duyurusu yapıldı. Bunlar nasıl buraya gelir, nasıl gerekli izinler olmadan radyoaktif atıklar bulunur diye. 27 Nisan'da bunun duruşması var, 27 Nisan 2015'te. Geçtiğimiz 27 Mayıs'ta ise buna, yani bütün bu şirketin atıklara dair yapması gereken işlemlerle ilgili ÇED gerekli değildir kararı verildiği bize bilgi edinmeye cevap olarak geldi. Aynı zamanda firmanın çalışmalarının da 29 Kasım 2014'te durdurulduğu söyleniyor. Peki. Deniz Gedik, çok özür diliyorum. İyi gidiyor. Yani gayet, ama süre sınırımız var ne yazık ki. 3 dakika. Tamam. Evet. Yavaş yavaş sonuna gelmiştik zaten. Ya, harika. Yetecekse gündem, siz sorun değil ama artacaksa diye önden uyarayım dedim. Tamam. Buyurunuz. Çok taze bir karardan bahsedeceğim. Bugün geldi elimize. Fatsa'daki siyanürlü altın arama meselesine dair. Oradaki sit alanında kalan bir kısım vardı. O kısma dair projenin iptal edildiği haberini aldık. Kararın üzerime gelmediği için çok fazla detay maalesef veremiyorum. Alp Tekin Ocağı'nın takip ettiği dava. Evet, Alp. Bu, şimdi kararın ben de içeriğini bir siz söylerken anlayamadım. Bir, orada sit alanı olduğuna ilişkin bir itiraz vardı Fatsa'daki madende. Bu ÇED raporunun iptal mi? İptal olamaz galiba. Ara karar çıkmış olması. Anladığım kadarıyla açıkçası çok bilmiyorum. Yani yayına girmeden az önce telefonla aldık peki, haberi. Peki. O yüzden sadece sit alanına dair kısmın iptal edildiğini duydum. Projenin ne kararı gördüm ne... Anladım. Belki de projenin sit alanındaki kısmı iptal edilmiştir. Herhalde netleşecektir zaten. Evet. Alp Tekin de kararı netleştirdikten sonra elbet paylaşır. Evet. ÇEHAV'da çeşitli kuruluşlarda. Evet. Yine siyanüre dair ÇED davasını 20 Mart'ta görülecek. Hı-hı. Fatsa'da. Altın demişken ben Yunanistan kısmına dönmek istiyorum. Ben peki. Yunanistan'da yaşıyorum. Öyle mi? Evet. Evet. O yüzden biraz haşır neşirim oradaki çevre hareketleriyle de. Az önce bahsettiğim dağda Selanik'e yaklaşık 1,5 saat uzaklıkta Halki Diki diye bir alan. Orada da siyanürlü altın aranıyor. Ve aslında bizim Bergama Ovacık'ta yaşadığımız süreç 20 sene sonra aynen orada yaşanıyor. Devletin yok pahasına verdiği bir alan var. Orada şirket istediği gibi altın arıyor, siyanürlü altın arıyor, toprak zehirleniyor, halk tarım yapamaz hale geldi. Ona dair 15 Şubat'ta bir eylem vardı. Şu açıdan önemliydi, Sirzan'ın vaatleri arasında yer alıyordu. Hı hı. Madenin kapatılacağı. Tuhaf bir şey oldu, polis bizim yolumuzu kesti. Sirzan'ın bir vekili de aramızdaydı. Ancak maalesef yürüyüşü yapmak için polis bize müsaade etmedi. Ya yani böyle bir müzakere oldu ama sonuç alamadık. Yürüyüş bile gerçekleştirilemedi. O yüzden hani buna dair de soru işaretleri devam ediyor diyeyim bölgede. Evet. Projenin durdurulacağına dair. Özelleştirmeleri durduracağına dair bir vaatle gelmişti Siriza. Zira Troika ile yaptığı anlaşma gereği diyelim durduramayacak artık özelleştirmeleri de. Sanıyorum çeşitli gelişmeler yok değil. Mesela
Yunanistan'ın TOKİ'si diyebileceğim TAIPED diye bir kurum var. Hı hı. Hani başkanlığı değiştirildi, yapısı ve yaptıkları değiştirmeye çalışılıyor. Neodemokratiya döneminde plajların özelleştirilmesi söz konusuydu, oranın yapılaşması söz konusuydu. Onların bir süreliğine durdurulduğunu umut ediyoruz açıkçası. Hani yazın daha net göreceğiz. Peki ÇEHAV sadece Türkiye'de değil, o halde evet. Yunanistan'da da mı çalışıyor? Peki çok teşekkür ederiz Deniz Gedik. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler, haftanın ve ayın, Şubat ayının son yeşil bülteniydi. Artık bir gelenek haline getirmeye çalıştığımız üzere Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatlarından bir konuğumuz oldu ve ÇEHAV gündemini aktardı bize. Deniz Gedik'ti bu ayki konuğumuzda. Tekrar teşekkür ederim hem ÇEHAV'a hem Deniz Gedik'e ve yeşil bültenin sonuna geldiğimizi söyleyelim. Yeşil bülten pazartesi 15.30'da hatırlatalım. İmece'de bugünse devam ediyor. 17 bülteniyle karşınızda olacağız. 16'da da mercek altında Soner Şimşek karşınızda. Görüşmek dileğiyle.